Neyin var Sinancığım? Bir tadın kaçmış gördüm seni. Neye canın sıkkın? Ne yalan söyleyeyim, canım sıkkın Neriman Hanım. Yoksa Yasemin meselesi mi? İsviçre'ye de gitmemişsiniz. Bir sorun mu var? İstersen hemen el atabilirim. Biliyorsun aşk meşk işleri elimden gelir. Malum, malum. Gel şöyle otur. Mine bize birer drink getirsin. Mine! Kahve! Karşılıklı Sinancığımla içelim. Yani Neriman Hanım, Yasemin değil ama hani dediğiniz gibi canım biraz sıkkın. Tam üstüne bastınız. Ben üstüne bastığım şeyleri görmem çocuğum. Sen anlat. Görmediğiniz belli. Ömer ve Defne. Ha, şu mesele. Nasıl yani? Neriman Hanım, bakın bu işin tadı kaçmaya başladı. Aa, niye ayo? Bana bak, iş yerinde oynaşıyorlar mı yoksa? Utanıyor musun? Utanma çocuğum, utanma. Hayır, niye utanayım, utanma? Öyle bir şey yok zaten. Ben diyorum ki yani Defne ve Ömer sizin sandığınız gibi birlikte değiller sanırım. Nereden bakınca? Buradan bakınca, şuradan bakınca. Yani Neriman Hanım, bakın bu, yani bu iş Ömer'e de Defne'ye de zarar veriyor. Ya Ömer olmadığı bir adama dönüştü. Ne bileyim ben onu böyle bir yalınca soktuğum için yani rahat değilim. Defne deseniz o da iyi bir kız. Yani temiz, masum, saf biri şimdi yani. O da zarar görüyor. Ben bilmiyorum, benim işim hiç rahat değil. Sinancığım sen çok dolmuşsun bu konuda. Demek araları iyi değil. Çok yaşayın. Ondan eminim tatlım. Anlat. Ha? Yani mesela bu Defne'nin istifa meselesi. Helal. Ne? İstifa mı? Ne istifası? Ne istifası? Sizin haberiniz yok mu Defne'nin istifası? Yok. Var. Ay yine neyin peşinde bu iş batıran? Ay, ay dur düşüneyim. Düşünüyorum tatlım. Hayır düşünün ma. Aman canım yani gören hep